Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, eksik olmayın. Biz bugün Osmanlı tarihine damga vuran bir isimden konuşacağız. Sultan II. Mahmut'u konu edineceğiz programımızda. Bu konu başlığı içinde aslında o dönemde başlamış ve hala etkisini sürdüren değişimlerden de konuşacağız. Bazı kurumların temelinin o dönemde atıldığını, hatta şu anda etrafımızda gördüğümüz bazı tarihi eserlerin bile o dönemden kaldığını söyleyelim. Sosyal hayatta şimdi bizim gelenek diye devam ettiğimiz pek çok şeyin de o dönemde başladığını biliyoruz. O dönemi, özellikle Sultan II. Mahmut'un tahta geçişini ve bu değişikliklerin toplum tarafından nasıl karşılandığını da aslında konuşacağız. Evet, Sultan II. Mahmut Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden bir tanesi. Buradaki büyük tabirini hissi, subjektif bir sıfat olarak kullanmıyorum. Yani büyük negatif insanlar için de kullanılabilir. Pozitif, biliyorsunuz tarihçi, tarihte iyi, kötü, güzel, çirkin diye bir şey yoktur. Tarihi hadise ortaya konur. Muhatap ister sever, ister sevmez. O onun bileceği iştir. Bu tarihin işi değil. Sultan II. Mahmut büyük bir padişah. Hatta büyük bir hükümdar. Yani hükümdarlar dünyasında da büyük. Ve sizin işaret ettiğiniz gibi bugüne damgasını vurmuş. İcraatlarının tesiri bugüne kadar devam eden bir hükümdar. Ve aynı zamanda da Osmanlı tarihinin, yakın tarihinin en münakaşalı şahsiyetlerinden bir tanesidir. Seveni olduğu kadar, sevmeyeni de çoktur. Şimdi bir kere Sultan II. Mahmud'un bulunduğu devir, yani tarihi şahsiyetleri, tarihi şahsiyet yapan biraz yetiştikleri devirdir. Şartlardır. Yani bu şartların olmadığı zamanlarda aynı meziyetlere sahip bir insan fevkalade silik bir şahsiyet olarak gelip gidebiliyor. Ya da tam tersi. Veya tam tersi, aslında silik bir şahsiyet. Bulunduğu, şartlar izin verdiği için sivrilebiliyor. 16. Louis silik bir hükümdardı ama bulunduğu devrin şartları sebebi, bütün tarihçiler ondan bahseder ve 16. Louis'i bilmeyen yoktur. Sultan II. Mahmut da biraz böyle. Silik demek istemiyorum. Bulunduğu şartlar onun tarihte bu kadar konuşulmasına sebebiyet vermiş. Biraz da böyle yanlış anlaşılmasının sebebi de zaten Sultan Kral 16. Louis'nin yanlış anlaşılmasının sebebi Fransız ihtilalinin kralı olmasıysa, Sultan II. Mahmud'un yanlış anlaşılmasının sebebi de bulunduğu devrin fevkalade şartlarıdır. 1800 yılı. 1808'de tahta çıkmış. 20'li yaşlarda genç bir şehzade. Zaten o zaman insanların ömürleri kısa. Sultan II. Mahmud bir padişah çocuğu. Sultan I. Abdülhamit'in çocuğu. Sultan I. Abdülhamit çok fazla bilinmeyen Osmanlı tarihinde, zamanı hep Rus harpleriyle geçmiş. Abdülhamit deyince biz hep zaten ikincisini hatırlıyoruz. Sanki yokmuş gibi de. Evet, yokmuş gibi falan. Halbuki Sultan I. Abdülhamit bir kere ıslahatçı bir padişah. Yani teknik üniversiteyi geliştiren, gemi mühendisliği fakültelerini geliştiren, yani memlekette bir şeyler yapmaya çalışan bir padişah. Fakat o da saltanatı müddetince, yani 1774-1789, 15 senelik bir hükümdarlığı var. Hep Rus harpleriyle geçmiş. Ve bu harpler Osmanlı Devleti'ni ciddi manada yıpratmıştır. Çünkü ondan önceki padişah Sultan 3. Mustafa zamanında da Ruslarla harp yapıldı. Ve bu harp, Ruslar saldırdılar. Bu harp, ondan sonra Osmanlılar kaybettiklerini alabilmek için tekrar saldırdılar. Kırım arasındaydı. Daha büyük bir hezimet. Bu savaş Sultan I. Abdülhamit biliyoruz ve Sultan II. Mustafa, 3. Mustafa, onlar iki kardeştir. Sultan 3. Mustafa çok tanınır. Onun daha çok izi var günümüzde. Mesela İstanbul'da çok camileri var. Laleli Camii var, Ayazma Camii var. Sakarya ile Marmara Denizi arasında kanal açmaya teşebbüs etmiş. Yani enteresan. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kurmuş Sultan 3. Mustafa ve kardeşi 1. Abdülhamit. İkisinin de ölümü aynı şekilde olmuştur. Rus Harbi zamanında bir kalenin Rusların eline düşmesi ve halkın kılıçtan geçirilmesi üzerine iki padişah da bu haberi duydukları zaman, ayrı ayrı kaleler bunlar, inme indirip, yani beyin kanaması geçirip ölmüşlerdir. Tarihte bir savaş kaybedildi diye üzüntüsünden aniden ölen ben başka hükümdar bilmiyorum. İntihar eden biliyorum. Üzülerek hasta olan ve ölen biliyorum ama o haberi alıp da çaresizlikten, üzüntüsünden ölen Osmanlı, iki tane Osmanlı padişahı var. Bir tanesi Sultan 3. Mustafa, bir tanesi Sultan 1. Abdülhamit. Yani Sultan Murat Hüdavendigâr harp meydanında şehit düştü ama bunlar da devamlı harbi takip ediyorlar zaten. O zaman tabii şimdiki bir telgraf falan yok. İşte bu Sultan Abdülhamit'in oğludur Sultan 2. Mahmut. Ondan önceki padişah Sultan 3. Selim, amcasının oğlu. Osmanlılar'da biliyorsun yaşlı olan tahta çıkar. Padişahın oğlu değil de ailede kim yaşlıysa o çıkar.
Sultan 2. Selim, onu da belki konuşmak lazım. Ben konuştum diye hatırlıyorum ama konuşmadık zannediyorum. O da müstesna bir şahsiyet Osmanlı tarihinde. Çocuğu yok. Amcasının iki oğlunu Mustafa ve Mahmud'u evlat edinmiş neredeyse. Nereye gitse onları götürüyor. Eğitimlerinden de sorumlu. Evet, onlara en iyi hocaları tutuyor. Onlarla meşgul oluyor ve en mühimi fikirlerini paylaşıyor. Ama kendisinden sonra tahta geçeceğini bildiği için yetiştiriyor onları. Devlet adamı böyle olur. Mesuliyet sahibi insan böyle olur ve monarşilerde böyledir zaten. Monarşilerde tahta geçecek kişi önceden esaslı bir şekilde yetiştirilir. Burada da Sultan 3. Selim'in gerek Şehzade Mustafa gerek Şehzade Mahmut üzerinde çok ciddi tesiri vardır. Sultan 3. Selim memleketin felakete sürüklendiğini görüyor. Ve bazı şeylerin değiştirilmesi, daha doğrusu ıslah edilmesi, düzeltilmesi gerektiğini biliyor. Ve bunun için de risk alıyor ve şehzadelere de bunu telkin ediyor. Sultan 3. Selim'in bir kusuru var. Bütün Osmanlı padişahlarının müşterek kusurudur bu. Merhamet, aşırı merhamet. Sultan 3. Selim bu aşırı merhametinin kurbanı olmuş ve tahttan indirilmiş. Arkasından isyancılar tarafından feci bir şekilde öldürülmüştü. Osmanlı tarihinde öldürülen birkaç padişahtan bir tanesidir. Ve yerine Sultan Mustafa, Şehzade Mustafa, Sultan 4. Mustafa adıyla tahta çıkmıştır. Osmanlı'da pek bilinmeyen, çok kısa zaten tahta kalan ve nedense hep negatif olarak anılan bir şahsiyet. Fakat şunu bilmek lazım. Sultan 4. Mustafa'nın zamanında padişah semboliktir. Hiçbir gücü yoktur. Bütün iktidar darbecilerin elindedir. Darbeciler her istediğini padişahı zorlayarak yaptırmışlardır. Binaenaleyh Sultan 4. Mustafa bunlardan tam manasıyla mesul tutulamaz. Darbeciler kendileri için iyi düşünmediğini bildikleri Sultan Şehzade Mahmud'u öldürmek istediler. Sarayı bastılar. Fakat yine Osmanlı tarihinin en enteresan hadiselerinden birisi, cariyelerden, kalfalardan bir cevri kalfa, isyancıların üzerine mangal külü serperek Şehzade Mahmud'un kaçmasını temin etti. Osmanlı hanedanı hayatını bu kadına borçludur. Ve ona da hep her zaman itibar etmişlerdir. Sultanahmet'te mektebi var bu cevri kalfanın. Sultan Mahmud da bu hadiseler biledi. Bir müddet izini kaybettirdi. Tam o sırada zaten Rusçuk'tan Alemdar Mustafa Paşa geldi. Darbecileri sindirdi. Şehzade Mahmud'u tahta çıkardı. Boş kaldı yani aslında değil mi? Tabii İstanbul? Bir boşluk var. Yani bir otorite boşluğu var. Yani otorite darbecilerin elinde. Darbeciler Rami Kışlası'nda ve İstanbul dışındalar. Padişah kah onların yanında, kah sarayda. Bu şey idare nasıl sağlanıyor? İşte ocak ağalarının, ya daha doğrusu darbeye katılan emirleriyle padişaha zorluyorlar. Şu fermanı ver, şu emri çıkar. Hatta bazen hiç padişaha sormadan üstü tuğralı şeyleri doldurup kendi adamları vasıtasıyla neşrediyorlar. Padişah sonradan duyuyor öyle bir emir verdiğini. Çok kötü bir devir. Çok kötü bir devir. Padişah öldürülmüş. Sultan 2. Mahmud'u tahta çıkarıyor. Sultan 2. Mahmud ağabeyini saraya hapsediyor. Kendisi hüküm sürmeye başlıyor. İlk işi tabii darbecileri tasfiye etmektir. Bu tasfiyeyi yaparken Alemdar Mustafa Paşa'nın karizmasından istifade ediyor. Ve büyük ölçüde İstanbul'da asayiş temin ediliyor. Ve Sultan 2. Mahmud bir miktar otoritesini temin ediyor. Daha sonra darbeciler tekrar 4. Mustafa'yı tahta çıkarmaya teşebbüs ettiği için Sultan 4. Mustafa idam ediliyor. Tahta tek bir Osmanlı şehzadesi, erkeği var. O da Sultan 2. Mahmud. Hanedanın yaşamış olduğu ikinci boşluk, krizdir. Birinci Sultan İbrahim zamanı. Çocuk yok. Sultan Mahmud füceten ölse tahta kim çıkacak? Sultan 2. Mahmud'un saltanatı da 1808'den 1839'a kadar 31 sene süren uzun bir saltanat iki devreye ayrılır. Birinci devre, ikinci devre. Darbecileri tasfiye etti ama hala da memlekette sözü geçen, padişaha tehdit edebilecek unsurlar var. Bunlardan bir tanesi Başşehir'de Yeniçeri Ocağı, diğeri Taşra'da Ayanlar. Ayan Osmanlılar'da halkla devlet arasında temsilcilik yapan kişilerdir. Bunları halk seçer. Umumiyette ileri gelen zenginlerdir. Fakat zamanla bunlar adeta birer derebeyi olmuştur. İşte Yozgat'ta Çapanoğulları, Adana'da Menemencioğulları, Kara Osmanoğulları aynı aileden insanlar. Hep babadan oğula geçiyor. Oranın bir nevi valisi gibi. Hatta çoğu valilik kaymakamlığı da onlar deruhte ediyorlar. Veya vali varsa valiye bunlar dikte ettiriyorlar. İşte Rumeli'de var Tepedelenlioğulları. Alemdar Mustafa Paşa bunlardan biri. Pazvantoğlu var. Yani
Anadolu'nun her yerinde bunlar var. Bunlar güçlü insanlar, orduları var. Sultan Mahmut bunlarla otoriteyi paylaşıyor. Sultan Mahmut'un ilk işi bu ayanlarla bir anlaşma yapmak oluyor. Diyor ki siz bana destek verin, ben de sizin otoritenizi tanıyayım. Bu senedi ittifak denilen hadise Sultan Mahmut'un iktidarını Taşra'ya karşı teminat altına aldığı bir anlaşma. Dünya tarihinde Magna Carta diye bilinen İngiltere'de soylularla kralın imzaladığı anlaşmaya benziyor. 600 sene önce o, 1215'tir. Bu 1808. Sonra padişah merkezi eline almak istiyor. Fakat bu o kadar kolay değil. Çünkü merkezdeki otorite Yeniçeri Ocağı'nın elinde. Burada bir istidrat yapalım. Ve, ama şunu da bir söyleyelim aslında. Yeniçerileri bağımsız olarak konuştuk ama Yeniçeriler Osmanlı hayatında hem sosyal hayatında hem askeri hayatta aslında yönetilebilmesi kolay unsurlar değiller. Kolay kurumlar değiller. Ve ne zaman bir problem çıksa aslında mutlaka birileri tarafından kullanılıyorlar. Tarih boyunca elinde silah olan her zaman güçlüdür. Bakın haklıdır demiyorum. Güçlüdür. Ve bu demokrasilerde de böyle. Demokrasi olmayan rejimlerde de böyle. Demokrasiler orduyu belli bir yere koyarak bunun tehlikesini bir nebze olsun gidermeye çalışmışlar ama yine de bizim memleketimizde gördüğümüz gibi, mesela vaktiyle Almanya'da gördüğümüz gibi elinde silahı olan güç bazen kontrol edilmez hale gelebiliyor. Bunu bundan 200 sene öncesi için düşünün. Merkezde bir grup var. Bunların elinde silah var. Bunlar nesillerden beri, yüzyıllardan beri savaşma geleneğini iyi kötü yaşatan bir ocak. Ve bunlar ekonomik olarak çok güçlüler. Çok insan bunu bilmez. Yani Yeniçeri Ocağı deyince herkesin aklına Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ellerinde palayla sallayan, Allah Allah diye savaşan kahraman mücahitler gelir. Doğru. O zaman öyleydi. Ama Sultan II. Mahmut zamanında artık Yeniçeri Ocağı bir silahlı mafya. Tabii gelirleri de olmayınca bu sefer şimdi, projeksiyonlarını tabii, şehre çeviriyorlar. Savaşlarda mağlubiyetler alıyorlar. Çünkü ocak dejenere olmuş. Bu dejenerasyonun çok sebepleri var. Daha önce konuştuk. Burada yeri değil ama bir dejenerasyon var. İnsan bile yaşlandıkça vücudu dejenere oluyor, deforme oluyor daha doğrusu. Cemiyetler, devletler, müesseseler uzadığı zaman Yeniçeri Ocağı 600 senelik bir müessese, elbette ki zaman değişmiş. Savaşma teknikleri değişmiş. Yeniçeri Ocağı artık işe yaramaz hale gelmiş. Hatta hayatiyetlerini devam ettirebilmek için esnaflık yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Askerlik ikinci planda kalıyor. Savaşa gittikleri zaman savaştan firar ediyorlar. Ölmüş kimseleri Yeniçeri gösterip para alıyorlar. Halktan haraç topluyorlar. Halk artık bunlardan bizar olmuştur. Bu altyapı belki de Sultan Mahmut'un işini kolaylaştırdı tabii, bir noktada tabii. Değil mi? Zaten Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında Sultan II. Mahmut tarihte benzeri görülmeyen bir halk desteğini yanında buldu. Belki bu kadarını beklemiyordu. Hı hı. Yani Sancağı Şerif açıldığı zaman halk Yeniçerilere karşı savaşmaya davet edildi. Hop ne oluyoruz, bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar Fatihlerden, Yavuzlardan kalmış gelenek. Bunlar bizim asayişimiz, can güvenliğimizin teminatı. Bunlar vatan, millet, Sakarya demedi halk. Çünkü öyle değildi. Değildiler. Evet. Ya şimdi hamaset edebiyatı yapanlar var ama niye Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı? Padişahlar Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmeyi düşündüler. Bir şey biliyorsunuz, ıslah olmazsa kaldırılması icap eder. Olmuyorsa. Tedavi olmayan uzvu keserler bu. Yoksa kangren olur, bütün uzvu öldürür. Bu böyle. Sultan Mahmut buna karar verdi. Ve bir toplantı yaptı. Tabii şöyle, bundan öncesi var. Sultan Mahmut'un bu zamana kadar geçen 18 senesi ciddi bir otorite sıkıntısı var. Aslında ikinci dönemi başlıyor evet, bununla beraber. Bundan sonra şimdi. İkinci dönem. 1826 Vakayı Hayriye'den sonra Sultan Mahmut'un esas saltanatı başlar. 1808'den 1826'ya kadar olan 18 sene Sultan Mahmut büyük gailelerle uğraşmıştır. Bunların başında mesela Arabistan'daki Vehhabi isyanı geliyor. Bu Vehhabi isyanı Osmanlıları çok uğraştırdı. Tabii Sultan 3. Selim zamanında başladı ama Mısır valisinin yardımıyla, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yardımıyla, o artık orada bir otonom valiydi, bu isyan bastırıldı. Ama daha büyük felaketler kapıdaydı. Fransa ihtilali tesiriyle Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimler birer ikişer istiklal mücadelesine giriştiler. Onların açısından bakarsanız bunlar haklı birer talepti. Ama Osmanlı açısından bakarsanız memleketin dağılması demekti. Mozaiğin parçalanması. Evet. Sırp ve Yunan isyanlarıyla Osmanlı Devleti ciddi bir problem yaşadı. Ve Sırbistan ve Yunanistan Avrupa'nın da desteğiyle, Sırbistan Rusya'nın, Yunanistan Avrupa'nın desteğiyle istiklalini kazandı. Önce otonomi, istiklal daha sonra ama önce otonomisini kazandı. Yunanistan Sultan II. Mahmut zamanında müstakil oldu.
Osmanlı Devleti'nden ayrılıp da müstakil olan ilk devlet Yunanistan'dı. Çünkü ondan önce kaybedilen topraklar başkalarının eline geçiyordu. Kırım gibi, efendim Macaristan gibi. Bu Osmanlı Devleti'nden ayrılıp müstakil olan bir devlet. Bu diğerlerinde ilham kaynağı olmuştu. Osmanlı Devleti'nin dağılma prosesinde bu mühim bir rol oynuyor. Tabii bu devirde Sultan Mahmut Yeniçerilere karşı bir iktidar sıkıntısı yaşıyor. Halet Efendi adında meşhur bir şahsiyet var. Nişancı. Kimdir nişancı? Yani bugünkü şeyle söylesek kanunlar ve kararlar genel müdürü, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri belki o pozisyonda bir adam. Ama o devrin padişahtan da güçlü kişisi. Çünkü Yeniçerilerin adamı. Halet Efendi aslında enteresan bir şahsiyet. Cömert, misafirperver, sanata meraklı, mevlevi ama aynı zamanda despot bir şahsiyet. Padişahı devamlı kontrol altında tutuyor. Padişah ondan tabiri caizse çekiniyor. Çünkü eğer onun dediklerini yapmazsa bir isyan ve bu isyan artık bir iç savaşa dönüşebilir. Bu Halet Efendi çok kişinin canını yakmış ve Sultan II. Mahmut kendisini biraz güçlü hissettiği zaman bir bahaneyle Halet Efendi'yi önce Konya'ya sürdü, ardından da idam ettirdi. Şair demiş ki, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur, yıkıldı gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Yani kendi de rahat etmedi. Çünkü biliyorsunuz böyle entrika çevirenler, hasetçiler hep sıkıntı içindedirler. Tabii, onlar psikolojik olarak da huzursuzdur zaten. Zaten psikolojisi normal olan insan bunu yapmaz. Başkalarına da huzur vermedi, yıkıldı gitti dünyadan, dayansın. Şimdi kabir ehline. Kabir ehli onun düşünsün. Şimdi Halet Efendi'nin ölümü, öldürülmesi Sultan Mahmud'a bir nefes aldırdı ve yeni bir projeyi gündeme koydu. Yeniçeri Ocağı'nın behemeal mutlaka kaldırılması lazım. Bunun için sarayda bir toplantı yapıldı. Bu toplantı ileri katıldı. Devlet adı Yeniçeri Ağası katıldı. Şimdi Yeniçeri Ağası deyince dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. Yeniçeri Ağası Yeniçeri Ocağı'nın başıdır. Yani bugünkü Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı arasında bir pozisyon. Tam o da diyemiyorum, o da diyemiyorum. Ama saraydan gönderilir. Saray tayin eder. Bu ocak ağası olabilir. Başka biri de olabilir. Onun için ama saraya bağlıdır. Umumiyetle Yeniçeri ağaları umumiyetle sarayın adamıdır. O devirde Yeniçeri ağası sarayın adamıydı. Reisül Küttab, vezirler, Şeyhülislam. Yani güvendiği kişilerden bir meşveret meclisi topladı. Bunu da Sultan 3. Selim'den öğrenmişti. Sultan 3. Selim sık sık ilim adamlarını, devlet adamlarını toplayarak meşveret ederdi. Ondan öğrenmişti Sultan 2. Mahmut. Ve meşveret meclisinde bu Yeniçeri Ocağı'nın hadiseleri sayıldı. Hepsi dedik efendim, bunların hepsinde haklısınız. Fakat kaldırmayalım, ıslah ederim. Padişah dedi ki, siz Sultan 3. Selim'in başına gelenleri hatırlamıyor musunuz? O da ıslah etmeye çalıştı. Sekban-ı Cedid diye bir ocak kurdu. Yeniçeri Ocağı ıslaha kalktı. Adamı perişan ettiler. Islahı mümkün değil dedi. Bunun üzerine Reisül Küttab, dirayetli bir kişi, kalktı bir konuşma yaptı padişahı destekleyen. Ve bunun üzerine meşveret meclisinden Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ancak halka ıslah edileceğinin ilanına dair bir karar çıktı. Ve bir ferman hazırlandı. Yeniçeri Ocağı ıslah edilecek işte. Çok teknik hükümler. Emeklilik şöyle, giriş böyle. Yani okuyanlar ha, normal şeyler bunlar, mevzuat diyecek. Ocak'ta okundu bu Yeniçeri Ocağı. Ocak'ta bunu okudu. Yeniçeriler önce aldırmadılar. Fakat sonra kulaklarına kar suyu kaçmış olacak ki bu bizim ölüm fermanımız diyerek ayaklandılar. Arkasındaki padişah, hedefi gördüler herhalde. Padişah muhtemelen bunu öngörüyordu. Bu isyanı öngörüyordu ve onun tedbirini almıştı. Saraya kendine daha önce bir eşkinci ocağı kurdu. Yani saraya bir muhafız alayı gibi bir eşkinci ocağı kurdu. Onları kritik yerlere yerleştirdi. Güvendiği kişilerden ve başında da güvendiği kişilerin olduğu. Yeniçeriler her zamanki rahatlıkla, ta Fatih Sultan, ilk Yeniçeri isyanı Fatih Sultan Mehmet zamanındadır. O zamandan gelme bir rahatlıkla kazan kaldırdılar. Kazan kaldırmak Yeniçeri isyanının sembolüdür. Ancak bu sefer karşılarında çok dirayetli bir padişah ve kendilerinden yılmış bir halk buldular. Sancak-ı Şerif açıldı Tarabya'da. Bütün İstanbul halkı ne buldularsa, kazma, kürek, bıçak, pala, sopa Yeniçerilerin üzerine yürüdüler. O zaman İstanbul'da 10.000 kadar Yeniçeri vardı. 3.000 tanesi öldürüldü. Halk o kadar nefret etmiş ki hiç aslında kimseye iş kalmadan halk kendi evet, işini halk, kendi. Tabii askerler ve halk beraberce saraya yürüdüler. Saraya giremediler. Bunun hırçınlığıyla ekserisi at meydanında Sultanahmet'te olmak üzere öldürüldüler. Kaçanlar yer altında İstanbul'un birçok tüneller vardır.
Oradan kaçarak kurtuldular. Zaroa vardı mesela 150 yıl yaşayan. O bunlardan bir tanesi işte. O dehlizlere kaçarak kurtulmuş. Bitlis'te birisi bu mesela Yeniçeri Ocağı'nda. Kaçıyor ve yine Bitlis'e mi gidiyor? O izini kaybettiriyor, sonra gitti. Bitlis'e gitmedi. Aslı Bitlisli. Soyadı 27, 29, 151, 8. olanların ekserisi işte bu kurtulan Yeniçerilerin soyundan geliyor. Onların aile isimleri olmadığı için bu ait oldukları bölüklere göre anılırlardı. Ben 8. ortadan Hasan. Yani Yeniçeriyim ben. Onun karizması bu. O kurtulanlar Rumeli'ye kaçtılar çoğu. Çoğu Rumeli'ye kaçtılar. Rumeli daha uzak kalıyor. Ve Anadolu'ya dağıldılar. Kastamonu'ya gidenler oldu mesela. Yani izlerini kaybettirdiler. Bu Yeniçeriler kurtuldular. Ve onlar artık o eski davadan vazgeçtiler. Çünkü bir yere aitseniz illa her şeyini destekliyorsunuz demek değil. Bazı şeyleri de mecburen destekliyorsunuz. Canınız kurtulunca, devir değişince o da o zamandı deyip tekrar hayatlarına döndüler. Tabii halk bunları takip etti. Bunların kollarında dövmeler vardı. Orta dövmeleri. O dövmeleri kasıttılar. Canları yana yana. Fakat bu sefer vücudunda yara olan herkesi Yeniçeri diye halk peşine düştü. Yani muazzam hadiseler ve Türk İslam nezahatiyle pek bağdaşmayacak şeyler oldu. Cadı avcılığına döndü. Cadı avcılığına döndü. Mesela ölüler denize atıldı. Mezarları kırıldı Yeniçerilerin. Mezarları kırıldı. Yani ama halkın önünde durulamıyor. Bu hadise Osmanlı tarihinde vakayı hayriye olarak görülür. Başka bir hadise yok mesela böyle anılan. Vakayı hayırlı vaka. Yani halk ne kadar bezmiş bundan. Ve padişah ne kadar bezmiş ve devleti ne kadar... Baktığınızda aslında kanlı bir... Çok kanlı bir hadise. Evet. Yani İstanbul'da yaşanmış çok kanlı bir hadise. Bir benzeri Rusya'da var. Büyük Piotr, Deli Petro, Streletsi diye eski tüfekçiler vardı. Onlar çarı tehdit ediyorlardı. Aynı Sultan Mahmud'un yaptığı gibi, Sultan Mahmud muhtemelen biliyordu onu. Onu örnek aldı. Böyle pusuya düşürüp Streletsi'leri tasfiye etti. Ve ondan sonra ne yapıyorsa yaptı. Rusya'yı, ondan sonra Rusya yaptı. Çar Piotr. Streletsi'ler kalsaydı yapamazdı. Sultan II. Mahmut da ondan örnek aldı bilerek veya bilmeyerek. Çünkü bildiğine veya bilmediğine dair bir bilgim yok ama bildiğini tahmin ediyorum. Ve böylece Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırıldı. Ve Osmanlı tarihinde yepyeni bir safha açıldı. Padişah'ın saltanatının da ikinci safhası açıldı. Evet, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması acı bir hadise. Yüzlerce yıllık geleneği olan bir ocağın kaldırılması üzücü. Fakat romantik düşünmeye gerek yok. Zamanın icabı buydu. Başka çare yoktu. Tamam belki aşırı gidilmiş olabilir. Yeniçeriliği hatırlatan her şey. Mesela mehterhane bile kaldırıldı. Yani Yeniçeri hatta Sultan Mahmud'un kıyafet inkılabı bile Yeniçerileri hatırlatmasın diye yapılmış. Onun psikolojisiyle yapılmış bir hadise. Profesör Doktor Ekrem Buray II. ile sohbetimiz devam ediyor. Sultan II. Mahmud'un ikinci saltanat dönemini konuşuyoruz. Evet. Yani tarihi devreleri ayırmadan anlamaya çalışırsanız yanılırsınız. Sultan Mahmud'un saltanatını böyle devirlere ayıran yok. Tek bir devir gibi düşünüyorlar. Bu yanlıştır. Sultan Mahmud hakiki saltanatını Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yaşamıştır. Mesela Sultan Abdülhamit'in 33 sene bir saltanatı var. Bu saltanatın ilk 2 senesinde Sultan Abdülhamit yok. Dolayısıyla padişahın saltanatı aslında 30 senedir. 12 senede ve 1 senede iktidar başkalarının elindedir. Sembolik olarak padişah başladır ama padişahın idare gücü yoktur. Yani kronolojik olarak söylenenle uygulama her zaman birbiriyle örtüşmüyor. Örtüşmez. Bunu iyi bilmek lazım. Bu bilim mesela klasik devirde de var bu ama bu kadar uzun sürmüyor. Osmanlı Devleti'nde padişahların tahttan indirilme safhalarında mesela siz o padişah başta diyorsunuz. Hatta tarihler onu anlatıyor. Halbuki o padişahın hiç rolü yok bunlarda. Bir darbedir o. Mesela Sultan 1. Mustafa devrinde padişahın hiçbir rolü yok. 2 yıl Osmanlı tarihinde Sadrazam ve Şeyhülislam memleketi idare etmiştir. Yani bunları bilmek lazım. Bilhassa 17. ve 18. asırda o darbe bazen çok kısa birkaç ay. Bazen bir sene kadar uzun idareler. Onlar interregnum yani padişah var fakat. Ama uyum sağlamak da kolay değil ki. Geldikten sonra yani bir mevkiniz değişsin, bir üst pozisyona geçin, bir neyin ne olduğunu ve evinizi taşıyın gene ne olduğunu anlayana kadar vakit geçer. Doğru. Bu bir de güç meselesi. Evet. Onun için Sultan II. Mahmud'un esas saltanatı yani Sultan II. Mahmud, II. Mahmud yapan 1826 ve sonrasıdır. Bu devirde önümüze ıslahatçı hüviyetinin öne çıktığını görüyoruz. Demek ki Sultan II. Mahmud esas ıslahatçılığı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla başlıyor. Bu ıslahat değil diyeceksiniz ama biraz evvel söylediğim gibi umumi manada bir ıslahat. Yani, aslında yerine başka bir şey geldiği düşünülürse. Evet. Zaten Eşkinci Ocağı kurulmuştu. Daha sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bir ordu kuruldu. Yani muzaffer Müslüman askerler Muhammed Ali'nin
askerleri adıyla bir ordu. Burada tabii dindarların kalbini celbetme de var. Yoksa ordu ordudur. Asakir-i Mansure-i Muhammediye demeye gerek yok. Ama tarihte de kullanılmış bu kelime. Orduyu taltif ediyor. Yani siz Muhammed'in muzaffer olmuş askerlerisiniz. Aslında o başlangıçta onlara biraz da şey ivmelendirmek için tabii, herhalde yapıyor. Bunu Sultan II. Mahmud'un milletin gözünü boyamak için yaptığını söylüyor. Ama bir kere padişah samimi bir Müslümandır. İnsanların inançlarını ve kafalarından geçenlerini böyle kolayca okumak maalesef doğru değil. Yani biraz görünüşe itibar etmeniz icap ediyor. Bu ordu şundan dolayı tenkit ediliyor. Hemen arkasından Rus harbi oldu. Rus harbinde Osmanlı orduları yenildi. Derler ki Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Peki Yeniçeri Ocağı olsaydı ne olacaktı? Daha önceki savaşlarda ne oldu? Daha önceki 100 yıllık Rus harplerinde Yeniçeri Ocağı ne yaptı? Bunu da bir kere düşünmek lazımdır. Yani Yeniçeri Ocağı'nı siz yok farz edeceksiniz. Bir kere o öyle. Rusya'ya yenilmenin başka sebepleri var. Arkasından mesela Mısır valisinin isyanı var. Padişahın saltanatı, ikinci saltanatın sonlarına doğru. Bu isyan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın suçu değildir tek başına. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bir, Fransızlar gaza getirdi. Ama esas sebebiyet veren Hüsrev Paşa olmuştur. Sultan II. Mahmud'un muktedir veziri Hüsrev Paşa ismi çok bilinir. Bu sert bir adamdı. Tıpkı vaktiyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın gururuna kapılıp da Kırım Hanı'nı Viyana kuşatmasından önce divandan kovduğu gibi. O biliyorsunuz o felaketin sebebi olmuştur. Kırım Hanı'nın desteğini çekmesi. Burada da Hüsrev Paşa, sen bir Mısır valisisin. O bir Mısır valisi değil. Mısır artık müstakil bir devlet gibi. Zengin bir hükümdar o. Ayrıca yani Osmanlı için de çok şey ifade ediyor. Bileğinin hakkıyla, aynı Osmanlı padişahları gibi, bileğinin hakkıyla oraya oturmuş bir adam o. Tayinle falan değil. Kavala'da Mehmet Ali Paşa bir er olarak Kavala'dan gelmiş bir er. Napolyon harpleri zamanında. Ve birkaç sene içinde sivrilip o valilik postuna oturmuş ve Mısır yapan adamdır. Büyük bir adamdır. Kim ne derse desin. Sen bu adamı hadi lan sen bir valisin diye divandan kovamaz. Bu Osmanlılardaki bu gurur, bugün de milletimizde olan, hep zarar veriyor. Gurur zaten biraz da zararla Arapçada bağlantılı. Bunun üzerine Kavalalı Mehmet Ali Paşa mağrur bir adam. Arnavut diyorlar. Arnavut değil aslında. Her Rumeli'liği malum bizde Arnavut derler. Değil. Eyin'den veya İliç'ten kasabasından oraya gitmiş bir kişidir o. Biliniyor ailesi, tam biliniyor. Ayaklandı. Tabii bu büyük bir hata. Yani ne olursa yanında olsun. Yanında tutmak lazımdı değil mi? Böyle bir bu adamı yanında tutması lazımdı. Tutmadılar. Ama bunun da ayaklanması tabii ne kendi lehine oldu ne Osmanlı'nın lehine oldu. Enteresandır. Bu vali tabii Fransızların da desteğiyle ve Mısır'da yapmış olduğu ıslahatın da tesiriyle Mısır'dan kalktı. Suriye'yi, Filistin'i, Lübnan'ı fethederek Kütahya önlerine kadar geldi. Kütahya. Allah'tan Kütahya'ya kadar gelmeden Sultan Mahmud vefat etti de bu felaketi görmedi. Sultan Mahmud'un ikinci devri Osmanlı Devleti'ni, madem ki biz bisikletle gidiyorduk, Avrupalılar yürüyordu, Avrupalılar otomobile bindiler, bizi geçtiler. Biz hala bisikletteyiz. Bunu bir kere anlamak lazım. Osmanlı geri değil. Osmanlı geri kalmış değil. Osmanlı bilimde, teknikte, müesseselerde geri kalmış bir memleket değil. Hatta Osmanlı Devleti'nin bilimde, teknikte en ileri olduğu zaman 18. asırdır. Gerileme devri. Askeri olarak geriliyor. Onun başka sebepleri var. Paranız yok, nüfusunuz yok. Topraklarınız geniş, karşınızdaki ittifaklar güçlü. Yani bunları bir kere anlamak lazım. Gerileme deyince her şeyle gerileme olmaz. 40 yaşında bir adam vücut olarak gerilemiştir ama zihniyet olarak 20'sinden 30'dan çok ileridir. O daha olgun düşünür, tabii, daha muhakemeli düşünür. Diyebilir misin bitmiş 40 yaşında adamın işi? Evet, fizik olarak belki bitmemiş olsa bile zayıflamıştır. 20 yaşındaki gibi dövüşemez mesela veya ayakta duramaz. Ama biz herkesten de dövüşmesini beklemeyiz. Beklemeyiz. İşte Osmanlı Devleti'nde dövüşmesini öyleydi. Beklemeyiz. Ama bunu biliyorsunuz elinizde bilim var, bilgi var. Bunu tatbikata sokmanız için platform olması lazım. Bu platform yok. İşte Sultan Mahmud bu platformu kurmaya çalıştı. Dedi ki Avrupalılar bizi geçti. Biz bisiklette gidiyoruz. Biz bir şekilde ya otomobil bulup geçmeliyiz ya bisikletin hızını arttırmalıyız. Bunlara yetişmeliyiz dedi. Başka çaremiz yok. Yoksa kendimizi Orta Asya'da buluruz. Ya Konya steplerinde ya Orta Asya'da buluruz. Bunun üzerine... Yani aslında Avrupa'nın hedefini de anlamış yani ne yapmak istediğini. Osman, bu ta eskiden beri biliniyor. Osmanlı padişahları uyanık kişiler ama biraz da imkanlarla alakalı şeyler. Sultan Mahmud ondan sonra bir ıslahat hareketine girişti. Bu ıslahat hareketini bazıları şimdi gardırop ıslahatı olarak dudak bükselerdi. Bu doğru değildir. Biraz evvel söylediğim gibi Yeniçeri Ocağı'nın olan antipatinin getirdiği psikolojiyle kıyafet inkılabı yapılmıştır. Bu kıyafet inkılabı halka değil, memurlara yapılmıştır. Yani Sultan Mahmud memurları yeni baştan dizayn etmiştir. Kim memur, kim değil, kim maaş alıyor, kim almıyor.
Bunu bu sisteme koymuş ve bunlara bir üniforma getirmişler. Bu üniforma İslamiyet'e aykırı bir üniforma değildir. Avrupa'ya benziyor olabilir. Avrupa'ya adetlerde benzemek dinen kötülenmemiştir. Zaten aslında en fazla eleştirilen nokta bu modernleşme çabasının Avrupa'yı görünmek olarak algılanması. İşte Avrupa'yı görünmek de olabilir. Neticede siz Avrupa ile iyi münasebetler kurmak istiyorsanız biraz adamın kendine benzeyeceksin. Çok farklı olduğunuz zaman sizi itiyor. Bakın İngilizler bu kadar demokratik oldukları halde, dünyanın en demokratik memleketi olduğu halde farklı renktekilerden ürküyorlar. Bu tabii bir şey. Farklı bir kıyafet giydiğiniz zaman ürküyorlar. Kendileri mesela bir beyaz Türkiye o kadar Hintliye yaptıkları muameleyi yapmıyorlar. Bu insanların psikolojisinde var. Sultan Mahmut da dedi, hiç değilse bunları irite edecek halden şalvarla, kavukla çıkmayalım. Şalvar, kavukla Müslümanlık olmuyor malumunuz. Sultan Mahmut'un ıslahatı İslamiyet'e aykırı bir ıslahat değildir. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani İslamiyet'e... Hani pantolonun, ceketin gelmiş olması, şalvarın yerine... İslamiyet'e aykırı yerine... değil. Aykırı değil. İkincisi, ikincisi bünyeye uygun ıslahatlar bunlar. İkincisi, halkı zorlama yok burada. Yani halk da böyle giyinecek diye bir şey yok. Memurlar için getir. Bunları bir kere bilmek lazım. Ama aşırı gidilmiş olabilir. Bazılarına lüzumsuz gelmiş olabilir. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. O bir tercihti. Biraz bazı şeyleri rigid yapmak icap ediyor diye düşündü padişah. Ve bence bunda da muvaffak oldu. Şimdi bu devirde bir takım yenilikler var. Sultan II. Mahmut devrinde ilk gazete çıkarılmıştır mesela. Gazete biliyorsunuz Avrupa'nın münevverleşmesinin ve demokrasinin yerleşmesinin en mühim sebeplerinden, amirlerinden bir tanesidir. Avrupa'da da yeni gazeteler ama Osmanlı Devleti gibi bir memlekete gazete gelmiştir. Bundan hiç kimse bahsetmez. Ve devlet eliyle kurulmuş özel gazeteler de var. Hem devlet gazeteleri var hem özel gazeteler. Mesela resmi gazetenin menşei takvimi vekayı Sultan II. Mahmut devrine tarihleniyor. Harbiye'yi kuran Sultan II. Mahmut'tur. Bugünkü Türk ordusu ta Hunlara falan dayanıyor ama değil tabii ki. Bugünkü Türk ordusunun kuruluşu Sultan II. Mahmut'tur. 1826. Şu andaki ordu, birlik, bölük, yüzbaşı hepsi aynı rütbeler Sultan Mahmut'tan. Tabii ufak tefek değişikliklerle geliyor. Harbiye mektebini yani harp okulunu kuran Sultan Mahmut'tur. Tıbbiye mektebini yani bugünkü İstanbul Tıp Fakültesini kuran Sultan II. Mahmut'tur. Karantina usulünü o zamana kadar var ama resmi hale getiren salgın hastalıklarla mücadelede Sultan II. Mahmut'tur. Nüfus sayımı yaptırmıştır. O zamana kadar yok mu? Var. O zamana kadar hep askerlik, toprak, vergi üzerine yapılmış olan nüfus sayımları artık genel, modern bir kisveye bürünmüştür. Mimari eserleri, İstanbul'da Bayezid Kulesi ondan kalmadır. Şimdi gördüğümüz aslında ayakta kalmış pek çok eser. Pek çok binanın ya da eserin son tamiri. Hali. Mesela Boğaziçi'nin en güzel camilerinden biri olan Nusretiye Camii. Sirkeci'de Yeniçeri kalıntılarının üzerine yapılmış olan Hidayet Camii, karşıda Adliye Camii, Teşvikiye Camii'nin ilk hali. Bunlar Sultan II. Mahmut'tan kalmadır. Sultan II. Mahmut'un mesela Aksaray o zaman Yeniçeri kışlalarıydı. Burayı tamamen yıktırdı Sultan Mahmut. Nerede Aksaray'da Yeniçeri kışlaları? Şimdi bugün meydanın denize doğru olan tarafı yani Valide Camii'nin evet tarafı tamamen Yeniçeri kışlalarıydı. Hmm. Orada tamamını yıktı onların. Taş üstünde taş bırakmadı. Hani demir yoluna doğru giden kısmı. Giden taraf. Tamamen ortadan kaldırdı orayı. Karşısına zaten hanımlarından Pertemniyel Valide Sultan meşhur Valide Camii'ni yaptırmıştır. Mehterhane de Sultanahmet'teydi. Orayı da yıktırıp yerine Defterhane-i Hakani Nezahat'ini yaptı. Bugünkü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Mehterhane tamamen kaldı. Tamamen kaldırıldı. O işte ama sonra tekrar ihya edildi Osmanlılar zamanında. Cumhuriyetlerinde tekrar kaldırıldı. Adnan Menderes tekrar ihya etti. Yani o ama tabii o zamana kadar o mehter geleneği ve mehter bestelerinin çoğu kayboldu. Evet. Çünkü onların çoğu şifai çalınan bestelerdi. O gelenek kaybolunca tıpkı şimdi medreseler kapanınca bugünkü üniversitelerin bir geleneği olmadığı gibi mehterhaneye de tekrar eskiye hiçbir zaman geleneğini elbette ki bulamadı. Bu belki bir tenkit olarak söylenebilir ama her şeyi zamanında değerlendirmek lazım. Sultan II. Mahmut zamanında mesela buharlı gemi geldi. Teknolojiyi yakından takip ediyordu. Donanmaya çok ehemmiyet buharlı verdi. Buharlı gemi Boğaz'a mı geldi? Boğaz'a geldi. Bundan kendisi yolculuk yaptı. Buharlı gemi taşımacılığı başladı. Rumeli'de, Anadolu'da seyahatler yaptı. Bazen karadan, bazen denizden. O zamana kadar Osmanlı padişahlarının pek alışılmamış. Bursa'ya gittikleri vaki değil. Edirne'ye gittikleri vaki. Sultan Mahmut Rumeli'de gezmiş. Anadolu'da Bursa'ya kadar i̇lk gitmiş. Defa İlk defa. İlk defa. Halkın içine giriyor, halkın içinde geziyor. Yani değişik bir padişah intiba veriyor. Avrupa'dan mütehassıslar getiriyor. Avrupa'ya talebe yolluyor ilk defa. Bu mütehassıslar Sultan II. Mahmut'u hep müspet vasfederler. Moltke mesela. Hem çok yakışıklı, hem mevzuya hakim, kibar, çok kibar. Yani ümitli padişahtan hep ümit var konuşurlar. Sultan II. Mahmut'u hep
biraz onların gözünde aslında despotik monarklara, yani mutlak monarklara yakın olsa bile Sultan II. Mahmud'u hep beğenmişlerdir kararlılığı sebebiyle. Tabii Sultan II. Mahmud zamanında gerek birinci devrede gerek ikinci devrede yaşadığı problemler Sultan II. Mahmud'u çok yıprattı. Sultan II. Mahmud hastaydı zaten Osmanlı Hanedanı'nda. Ciğer zaafı onda da vardı. Veremliydi. Devamlı veremi vardı. Aynı zamanda artrit hastasıydı. Basur hastasıydı. Rahatsızdı yani. Çok sağlığı iyi değildi. Buna rağmen bir de bu belalar üzerine gele gele padişahın sıhhati iyice yıprandı. Hatta asabi mizacını biraz da buna bağlarlar. Yani hastalık ve karşılaştığı problemler. Bir de problemleri çözemezseniz kendi elinizdeki imkanlarla insan sıkıntı. Daha da sinirli oluyor. Mısır valisi ayaklandı. Mısır valisinin isyanını nasıl bastıracaksınız? Gücünüz yok. Bir de Mısır'ın kopması zaten... Çok endişelendi. Evet. Sultan II. Mahmud'un bir hususiyeti de... O da belki bir yanlıştı, bilemem. Şimdiden değerlendirmek kolay değil. Yunanistan ve Sırbistan'ın kopması... ve Mısır'ın hareketlenmesi... ve bu devrede Cezayir'in işgali sebebiyle... Cezayir zaten 200 senedir Cezayir, Tunus, Osmanlı zaten kopmuştu. Onlar artık pamuk ipliğiyle bağlıydı Osmanlı ülkesine. Kendi valileri var. Osmanlı valisi gidiyor, sarayında oturuyor. Hiçbir şeye karışmıyordu. Yani Cezayir ve Tunus ve Libya üçü... artık müstakil birer devlet. Mısır değildi. Mısır da müstakil olunca Sultan Mahmud çok endişelendi. Bunlar da gidecek diye. Biliyorsunuz Cezayir onun zamanında Fransızlar tarafından işgal edildi. Çok uzak bir şey yapılamadı. Yapılamadı. Hiçbir şey yapılamıyor. Yapılamadı. Protesto ettiler. Tanımıyoruz dediler ama yapacak bir şey yok. Çünkü ama uygulamada adamın askerleri orada yani. Çünkü siz... adam dedi ki Fransa size ne oluyor dedi. Cezayir müstakil bir devlet dedi. Cezayir'in sizden bir alakası yok. Siz bizim diyorsunuz dedi. Cezayir sizin demiyor dedi. Tabii orada Cezayirli yerli yöneticilerin biz müstakil bir devletiz havasına kapılmaları sonlarını getirdi. Evet yani sonlarını iyi mi getirdi. Olmuş diplomatik olarak Fransa. Bunu evet her zaman söyledi. Onun üzerine zaten Osmanlı Devleti ne yaptı? Libya'nın muhtiyetini kaldırdı. Hemen oraya birlik gönderdi. Yani şey sıradaki olmasın. Sıradaki diye. Olmasın diye Tunus'a da yaptı. Tunus da gitti ama Tunus'un gitmesi Cezayir'e bağlı. Çünkü Tunus Cezayir'e bağlı. Libya'yı kurtarmaya çalıştılar. Mısır'dan çok endişeleniyordu Sultan Mahmud. Ve bunun üzerine Ruslarla ittifak yaptı. Hem artık Ruslarla savaşmayalım, bitsin bu iş. Hem de Mısır valisinin şeyinden kurtulalım. Bu sefer İngilizler devreye girdi. Dur. Aman. Rusya'yla ittifak yaparsa Osmanlı Devleti Rusya mümtaz olur. O zaman İngilizlerle Ruslar çok kötüler. Hemen İngiltere Sultan Mahmud'la bir anlaşma teklif etti. Bu anlaşma daha avantajlıydı. Sultan Mahmud denize düşen yılana sarılır diye o zamanki tarihçilerin tarif ettiği bu anlaşmayla İngilizlerle bir anlaşma yaptı ve valiyi def etmeye çalıştı. Fakat bu ekonominin ve diplomasinin İngiliz ipoteğine girmesine sebep oldu. Sultan Mahmud Mısır valisinin isyanı devam ederken kız kardeşinin evinde vefat etti. Sultan Mahmud zannedilenin aksine dindar bir padişah. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra kurulan orduda her akşam gidip onlarla beraber yatsı namazı kılan, onlarla sohbet eden bir padişah. Battal Gazi Cengi, Hayber Kalesi gibi saçma sapan halk kitapları yerine İmam Muhammed'in yazdığı savaş hukukuna dair Siyer-i Kebir'i Türkçe'ye tercüme ettirdi ve onların okumasını emretti. İstanbul'daki sahabe türbelerini ve eski camileri, türbeleri imar ettirdi. İşte bunda derler ki Müslümanlara hoş görünmek için yaptı. Bir cuma selamlığına giderken önüne çıkan bir Bektaşi babası gavur padişah dedi. O tarihçiler hep dindar kesimin padişahı gavur padişahlık gördüğünü söyler. Hayır. Padişahı gavur padişah değil mi? Bektaşilerdir. Çünkü Yeniçeri Ocağı Bektaşiydi. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Bektaşi tarikatı yasaklandı. Bektaşi babaları sürgün edildiler. Ve bundan dolayı Bektaşiler ciddi manada Osmanlı hükümetine ve Osmanlı padişahlarına ve Sultan Mahmud'a düşman oldular. Ve daha garibi Sultan II. Mahmud Nakşibendi'ydi. Bektaşi tekkeleri boşalınca vakıf bunlar en yakın tarikat olan Nakşibendilere verdi. Bu Bektaşilerin hem Sultan Mahmud'a hem Bektaşilere düşman olmasına sebebiyet verdi. Meşrutiyet devrinde Bektaşilik serbest bırakılınca intikamını Osmanlı hanedanından aldılar. Bugünden Nakşi tekkeleri yasak, kapalı. Bektaşi tekkeleri açıktır. Bunu da antır parantez söylemek istiyorum. Yani gavur padişah tabiri ona ait değil. Ne enteresan. Tarihi mal oluyor. Evet. O kadar iş yapıyorsunuz. Evet. Onlar hatırlanmıyor da bu cümle hatırlanıyor. Ubici'ni anlatıyor ona o zamanki yabancı sefer. Bir Bektaşi babası. Ha bir de onu söyleyeceğim. Bu böyle söyleyen adam orada linç edilmiyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından. Uzaklaştırılıyor. Yani padişah gavur padişah diyen kişi... Amerika'da olsa öldürürler suikast yapıyor diye. Evet. Fikir diyorlar ama yani o tabii hoş bir şey değil. Herkesin Hazreti Muhammed'in türbesi deyince aklına gelen yeşil kubbeyi Sultan II. Mahmud yaptırmıştır.
ve bu yeşil kubbe görünce Sultan Mahmut ve oraya bir altın Şam'dan hediye. Şam'dan eyledim ihtiyacı cüret ya Resulallah. Muradım makam-ı ulyaya hizmet ya Resulallah. Sen şefaat kıl Sultan Mahmud'u adliyi diye devam eden bir de şiiri vardır. Yani çok samimi bir naattır. Yani Hazreti Peygamber'e hitap eden Sultan Mahmud'un çok esaslı şiirleri vardır. İyi bir şairdir. Belki çok süper değil ama bunu sanat tarihçileri söylüyor. Ve usta bir hattattır. Bunlar çok bilinmez. Kendi yaptırdığı türbeye gömüldü. Vefatından önce de cuma selamlığına çıkmayın. Çok hastasınız dendiği halde iyi ya camide ölürüm dedi. Hmm. Son sözleri bu olmuştur camide. Ölmedi camide ama o hafta vefat etti. Bugünkü kabri türbe semtinde divan yolun ile Bayazıt'la en çok bilinen de bilinen yerde türbe. Ve orada Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid'in türbeleri var. İki oğlu Abdülmecid ve Abdülaziz peş peşe tahta çıkmışlardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.